Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. At maçını yorumlayalım serimizin son videosundayız artık. Bu serinin sonuna geldik. Son videomuz en sıkı takipçilerimizden, abonelerimizin ve takipçilerimizin ismini sık sık duyduğu, kullanıcı adı AEE Chess olan. Fakat ben böyle AEE Chess, AEE Chess diyordum. Meğersem bu arkadaşımızın ismi neymiş? Eren Emre'ymiş. A'da Abdullah Eren miydi? Böyle bir şey. A'da ismi Eren Emre. Arkadaşımızın maçını analiz edeceğiz. Daha önceden YouTube kanalımızda bu arkadaşımızın maçı vardı. Zannediyorum bir GM'yi yenmişti. Onun maçını analiz etmiştik. Ve şimdi yine bir GM'yi yendiği maçın analizini yapacağız. Özellikle GM Sicilya savunması oynuyor. GM'lerin Sicilyaları genellikle sağlam olur arkadaşlar. Çünkü ustalar Sicilya savunmasını siyahlarda çok fazla oynarlar. Aynı zamanda beyazlarda oynayan ustalar da ya da yüksek seviye oyuncular da çok yüksek ihtimalle E4 başlarlar. Bu nedenden dolayı siyahlarda oynayan ustalar da C5'te ciddi manada ustalaşmışlardır. Ve C5'in Sicilya'nın hemen hemen tüm varyantlarında ustalaşmışlardır. Buna rağmen siyahlarda 3 dakikalık bir oyunda Eren Emre arkadaşımız çok güzel oyunuyla GM'yi mat ediyor bir de. Bildiğimiz mat. Yani yine oyun kazanç. Oyun kazanç olmasına rağmen GM mat uyuyor gibi bir şey oluyor. Ve GM'yi mat ediyor. Maçımıza geçmeden önce arkadaşlar son videomuz artık. Bunu son kez duyacaksınız. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmadıysanız hemen aşağıdaki abone butonuna basarak YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Hayatımız Satranç Instagram sayfasında takip ederek bizlere destek olabilirsiniz diyelim. Ve bakalım AEE Chess dediğimiz Eren Emre arkadaşımız, sıkı takipçimiz nasıl oynamış, nasıl devirmiş GM'yi. E4, C5, at F3, at C6 hamlelerinden sonra C3 normal direkt D4 de gelebiliyor ama önce C3 yapmış. D5 hamlesiyle birlikte siyahların olmazsa olmaz Sicilya hamlesi D5. E5'ten sonra vezir çarpı D5 ve D4 hamlesiyle merkezden bir sürüş. Fil F5, enteresan, fil F5 genelde tercih edilmiyor ama tercih edilmiş, sıkıntı yok. Fil E2 hamlesiyle birlikte burada siyahlara önerilen hamle gel diyor, D4 piyonu vur diyor. Birazcık aç merkez diyor, gelişimin iyi gidiyor diyor. Ama E6 oynamayı tercih etti. Niye? Fil de çıkarmayı düşünüyor. E6 hamlesinden sonra C4 ile ver veziri. Vezir D7 doğru yere kaçtı. Burada D5 yapılmalı arkadaşlar. Doğru hamle D5 yapmamış, fili E3 oynamış. D5 niye doğru tabi? Süreceksin, alacak, atı rahatsız edeceksin. At kaçacak, bir daha rahatsızlık falan filan. Güzel bir hamleydi. Fil E3 yapmış da fil E3 ile birlikte tehdit, artık piyona tehdit. Çünkü fil koruyordu ama arkadan bir fil daha getirdik. O yüzden C çarpı D4 yapmayı tercih etmiş. At da almış, gayet güzel. Burada siyahlara at da al abi D4'tekini. Merkez atı da tehlikeli olabilir diyor. Hayır diyor siyah. Önce ben bir fille şah çekeceğim. Şahını çekiyor. At C3 ile birlikte. Yani şöyle söyleyeyim. Siyah fil şahlı bir şekilde alet geliştirdi. Beyazlar da B atını arasına kapatarak geliştirdi. Bir problem yok. Fil çarpı C3'ten sonra beklenen hamle B çarpı C3. Ve at G'den E7. Siyahlar gelişimini tamamlamak üzere. Burada beyazların 2 tane, 3 tane hatta çok güzel hamlesi var. Bir tanesi sakince rok yapmak. Diğeri veziri B3'e gelmek. Tabii ki de B7 piyona baskı, ilerleyen zamanlarda sürüp şartlarına saldırı fikri. Aynı zamanda bir de at B5 gibi bir hamle var. At B5 hamlesiyle birlikte de eğer ki vezirler kırışılmazsa atın D6'ya girip şah çekmesi ve rok bozması planlanıyor. Burada direkt at çarpı F5 yapmış. Hem ata fil değiştim demiş, hem de piyonla alacak, duble piyon olacak burada diye düşünmüş. Fakat atı almadan önce siyahlar önce vezir kırışmış. Ki ben olsam kırışmazdım. Çünkü açık atla beyazlara veriyorsun bu hamleyle birlikte. Okey, sıkıntı yok. At çarpı F5, atla yemiş, piyonla yememiş. Güzel, atla yemek de güzel, doğru. Niye piyonla yesin ki? Niye duble yapsın ki? Doğru. Kısa rok kötü. Kısa rok kötü arkadaşlar. Burada doğru hamle fili C5'e oynamak olacaktı. Niçin fili C5'e oynamak? Birincisi rakibin kısa rokunu engelleyeceksin. İkincisi rakibin atın ayaklarını kapatacaksın. Üçüncüsü atın senin filini yiyip de burada izole piyon oluşturmasını engelleyeceksin. Bunlar da hem duble hem izole. İzole. Burada da bir izole piyon kalırsa bizim için bayağı bir sıkıntı olabilir. Rakibin hiç izole piyonu yokken beyazların toplam 4 tane izole piyon olması müthiş bir zayıflıktır. Ha diyeceksiniz ki fili C5 oynadıktan sonra rakip piyon sürersen olacak. Sıkıntı yok, fili gelirsin geriye. Yine sniper gibi rakibin şahına bakarsın, bir problem yok. Kısa rok yapmış. At fili almalı. At çarpı E3, F çarpı E3. Bakın izoreler, dubleler. Ama sıkıntı büyük. Şah E7 oynanmış. Şah E7'den ziyade atla peşin peşin şu izolelere bir baskı yapılabilirdi. Ama tabii siyahlar şunu düşünmüş.
Rock yapmıyor. Niye Rock yapmıyor ki? Rock yapsa da olurdu aslında. Ben olsam Rock yapardım. Şah E7 oynamış. Herhalde oyunda artık az materyal kaldığı için Rock yapmama gerek yok diye düşünmüş. Okey. Fil F3. Burada tabii kale B1 de oynanabilirdi. Hani piyona baskı hesabı sürdürelim. At zayıflasın. İşte ben bir daha sürebilirim gibisinden. Düşünülebilirdi. Olabilirdi. Olmaz diye düşünüyorum. Fil F3 oynanmış. Tabii diyor ki atı alayım diyor. Piyonunu alsın. Benim izolem var. Onun da izolesi olsun diyor. O yüzden at A5 oynanıyor. Piyona sakince bir baskı var. Kale D4 doğru hamle piyonu koruyoruz. Sıkıntı yok. Aynı zamanda kale F'den D1'in de önünü açıyoruz. Hani 7. yataya inme noktasında. Kale A'dan C8 piyona tekrar bir baskı var. Burada piyona sakince fil E2 ile de baskıyı kırma hamlesi yapabilirdik ama kale F'den D1 yapmış. Güzel bir hamle. Diyor ki kardeşim diyor sen diyor istersen ya problem değil. Ben kaleyi 7. yataya indirdikten sonra senin canına okurum diyor. Bunu gören siyahlar da piyonu yemiyor zaten. Kale C7 oynuyor. Burada C5 gibi enteresan bir hamle var ya da file 2 gibi bir hamle var. C5 daha güzel. O yüzden C5'i bulmuş. Ya C5 bilgisayara göre daha güzel değil. Bana göre daha güzel. Ben de olsam C5 oynardım. Bilgisayar içinde çok büyük fark etmiyor. File 2 de oynanabilir. Ama ben filin bu çaprazdan gitmesini istemem. O yüzden C5 ile birlikte piyonumu da korurum aslanlar gibi. Güzel hamle. Kale H'dan C8 oynanmış. Piyona bir baskı söz konusu yine. Ama ben şöyle düşünüyorum. Zaten kale bu piyonu alamaz ki. 7. yatağa inerim. Ya sıkıyorsa alsın. Benim için daha iyi. 7. yatağa indikten sonra coştururum ben orayı. O yüzden çok da önemli değil benim için diye düşünüyorum. Burada tabii önerilen hamle C6 çok enteresan. Tabii C6 hamlesiyle birlikte hani atla yerse fille yiyeceğim. Kaleyle yerse 7. yatağa ineceğim ya. O yüzden herhalde C6 yapılmış. Yapılması tavsiye edilmiş ama yapmamış ya da H4 oynamış. Garip bir hamle. G6 ile birlikte hani H5 sürülür belki diye düşünüyor. Yine C6 gibi bir hamle var. Yapmamış. G4 şah kanadını tercih ediyor şu anda. Aslında beyazlar fena da hamle yapmıyor. Yani beyazlar buradaki konsantrasyonu alıp buraya gönderiyor. Ve işe de yarıyor. Rakip bu oyuna şahıyla hamle yapıyor. Halbuki buradan da oyun kurabilir. Şahı normalde F8'e kaçması tavsiye edilirken F6'ya kaçmış. Kötü bir hamle. G5 şah, şah G7 hamlesinden sonra ise kale D7. Diyor ki artık ben diyor inerim çünkü şah burada değil, sıkıntı yok diyor. Kale çarpı D7. Kale çarpı D7 hamlesinden sonra kale çarpı B5. Burada fille B7 piyonu da alınabilir ya da şah B2'de oynanabilir. Ama fil G4 oynamış beyazlar. Yani bu hamleyi açıkçası anlamadım. Yani bu hamlenin sebebi hikmetini, ha tabii piyonu tehdit ediyor da. Sen kardeşim buradan piyon alabiliyordun zaten. Ki zayıf olduğun taraf daha çok bu taraf gibi geliyor bana. Çünkü bu piyonlar da gitmeye aday piyonlar ya hani. İzole ya. O yüzden yani rakip A piyonu ya da C piyonundan bir tanesini aldı mı direkt buradan geçer oluşuyor zaten. O yüzden ben olsam fil G4 yerine direkt bu piyonu alırdım. Önemsemezdim yani. Ben olsam alırdım. Neyse. Şah F8 oynanmış tabi açmazdan piyon kazancı olduğu için. Kale D8 ver şahı. Şah E7'den sonra kale H8. Tabi burada kale H8'den ziyade yine aynı sebeplerle kale A8 oynanabilirdi. Niye aynı sebep? Burada daha zayıfım. O yüzden ben sanki kale A8 daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Kale H8 oynanmış. Kale çarpı C3 gidiyor abi piyonlar. Kale çarpı H7. Kale çarpı E3 gidiyor abi yapacak bir şey dedim ya. Şah F2 ver kaleyi. Kale normalde burada sakince E5'i oynaması lazım. Gitmiş E4'e oynamış. Kötü bir hamle arkadaşlar. Çünkü fil F3 var. Fil F3 ile birlikte ver kaleyi ver piyonu şeklinde bir hamle olacak. Tabii ki de diyeceksiniz ki ya piyonu at korumuyor mu? İyi de bu at müebbet burada mı kalacak? Değil mi? Ondan dolayı filin aktifliği açısından da güzel bir hamle. Burada sakince kaleyi F4'e oynayıp fili açmazı alabilirdi. Gitmiş kaleyi A4'e oynamış. Piyon istiyor. Canavar gibi piyon istiyor. Tabi koruyamıyoruz o piyonu. O yüzden ne yapıyor? H5 çok güzel hamle. Çok kıyak hamle. Çok kral hamle. Birincisi rakip alırsa fille alacağım ve F7'ye baskı kuracağım. Bu bir. Daha sonra da G piyonunun vezire çıkma tehlikesi var. Bu bir. İki. Diyelim ki almadı. Ben alırım abi yine açmaz. Diyelim ki ona da önlem aldı. Hani alamıyorum. Abi H6'ı sürerim. Vezire çıkma noktasında güzel hamle. Değil mi? Yani H5 hamlesi muazzam ötesi bir hamle. Gitmiş siyah kale çarpı A2 almış. O piyonun derdinde. Şah G3 çok güzel. Ve burada işte yapılması gereken en önemli hamlelerden bir tanesi belki çok kritik. Ya G çarpı H5 yapıp piyonu alman lazım. Ya da şahı F8'e oynaman lazım. İki kritik hamle de yapılmamış. Gitmiş at C4 oynamış. Burada en son atı oynaman lazım. Yani şimdi mi aklına geldi atı oynamak? Tabii fikir şu. Atla ben işte bir şekilde yaklaşayım da buradan savunma yapayım. Gerekirse alet feda edeyim.
buradan da piyonlarımla vezire çıkayım gibi bir düşünce yatıyor altında. H çarpı G6 tabii alamayacak o piyonu çünkü açmaz. Ne yapacak? Atı D6'ya koyması lazım. Gitmiş şah F8 oynamış. En büyük hata bu arkadaşlar. En büyük hata. Şimdiye kadarki hatalar arasında en büyük hata şah F8'de. G çarpı F7. Burada tabii şöyle bir şey de düşünebilirsiniz. Ya niye kaleyle almadık? Arkadaşlar kaleyle alsaydık da olurdu ama G çarpı F7 çok daha iyi. Çünkü duble piyonu normal piyona çeviriyor. Dubleden kurtarıyor. O yüzden G çarpı F7 çok güzel hamle. At E5. Fil istiyor. Fil H5. Çok muazzam hamle. Burada doğru hamle at çarpı F7 bence en doğrusuydu. Tabii şahı E7'ye de oynayabilir, kurtulabilir. Ama at çarpı F7 en doğrusuydu. Yapmamış. Kale A1 oynamış. Arkadaşlar şu dakikadan sonra beyaz oynar. 7 hamlede mat yapar. İlk hamlesi kale H8. 7 hamleyi de göstermek istemiyorum. Burada 7 hamlede matı durdurup bulabilirsiniz. Hatta ilk hamleyi ben söyledim. Kale H8 hamlesi. Burada beyazlar kale H8 yapmamış. Şah F4 yapmış. Atı istemiş. At çarpı F7 yapılması gereken hamle. Kale çarpı F7 şah. Şah G8 artık hızlı geçiyorum. Çünkü beyazlar için tamamen kazanç oldu. Kale çarpı B7 alıyor. A5 sürüyor. Fil F7 şah. Şah piyon çatalı. Şah H8'e kaçtıktan sonra fil çarpı E6. Kale F1 ölmeden önce şah. Şah E5. A4 vezire mi çıkacak acaba? G6 ile birlikte ne isteniyor? Direkt kale H7'den mat isteniyor. Bunu görmeyen siyahlar kale G1 oynuyor. Ve kale H7 GM'yi mat etme keyfisi yapılıyor. Beyazlar tarafından tebrikler. AEE Chess. Yani Eren Emre. Bundan sonra sana Eren Emre diyeceğim. Eren Emre kardeşim son bu serinin son videosu sana nasipmiş. Son maçı sana nasipmiş. At maçını yorumlayalım serimizin. Takipçi maç analizleri serimizin sonuna geldik arkadaşlar. Yani bir aydan fazla mı oldu tam hatırlamıyorum ama bir ayı geçmiştir. Yok yok bir ay olmadı. 13'ünde ilk videoyu attım ben. 13 Eylül'de ilk videoyu attım. Şu anda 8 Ekim'deyiz. Hemen hemen bir aydır her gün 2 maç analiz videosu attım. Çok yoruldum arkadaşlar. Maçları al, bilgisayara aktar, analizini yap, videosunu çek. Kapı mı çalındı, işte ses mi geldi, bilgisayar mı dondu, onlarla uğraş, çıkar, kapağını hazırla, videoyu yükle, açıklamasını yaz, başlığını yaz, paylaş, Instagram'dan paylaş. Çok yorucu bir süreçti benim için. Sizden bir hafta bir dinlenme müsaadesi istiyorum. Aynı zamanda dinlenme sürecinde de yeni video serisine hazırlanacağım. Kısa kısa tuzaklar video serisine hazırlanacağım arkadaşlar. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Bu takipçi maç analizleri isminde oynatma listesinde duruyor arkadaşlar bu maçlar. Geçmişe dönüp 1. 2. 3. videodan da başlayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki serilerde, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç diyenlerden olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bye.